Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ khayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını, ibadet bilen utkazmakını bizlerge sünnet kırgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala gündüzleri niyet bilen sevap ümidinde tutuyorken rozalarımızı dergahıda kabul eylesin. Bu ibadetimizi, günahlarımızı mağfiret buluşuna sebep çıkırsın. Ve ahirette berçemizde şefaat çıkırsın. Mübarek Ramazan ayının berekatli keçeleri de bedar bulup okuyorken teravih namazlarımız, Hatm-ı Kur'anlarımızı dergahıda kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'i berçemizde bu dünyada hidayet çıkılsın. Ahirette şefaatçi eylesin. Kolumuzdan tutup yetekler cennetke alıp girişini nasip etsin. Ramazan ayı büyük ay, 12 ayının sultanı. Bu aynı özüge farz kılıngan roza ibadeti en uluğ ibadetlerden biri. Keçelerige bedarlık ibadeti cüde büyük bir ibadet. Ve bunun üstüge yine Ramazan'ın bir kança faiz-i futukları, hayırlı berekatları var. Ana oşa içi de, oşalarının içi de siz bilen bizni bu münge okşaş marifi sohbetlerimiz hem Allah'ın bizge bergen katta nimetleridir. Bu nimetini kadirge yetmağımız, şükrünü kılmağımız, berçemizni burçumuz. Her bir nimetini kadirge yetiş, şükrünü kılış, oşa nimetini Allah Ta'ala istegeni dek tasarruf kılış bilen yüzeye çıkardı. Bu yılki Türk'ün sohbetlerimizini Ramazan'da buladığını Allah'ın zikri ile kalpler aram tapır degen şiar aslında alıp varmaktamız. Malum ki bu mana Kur'an-ı Kerim'in özüne kirgen. Allah'ın özü merhamet kirgen. Özünün zikri ile bendelerinin kalbi aram tapışını, hatırcan buluşunu, sakın buluşunu, nurlanışını, beşaretini bergen. Allah'ın şubu sohbetlerini sebep çıkılıp, siz bilen biz aciz bendelerini hem kalbimizini Allah'ın zikri bilen aram tapadegan kılsın. Kalplerimizini paklanışını, kiri kalmasını nasip etsin. Kalbimizde Allah Ta'ala'nın muhabbetinden başka muhabbetke cevap kalmayan tarzda tasarcihan buluşunu nasip etsin. Evvelki sohbetlerimizde mumun, Müslüman insan, zakir insan, salik insan, Allah'a yakın buluş istekideki mumun, Müslüman, türlü münasebetlerine ait zikirlerini kendi kılıçı doğrusu da gafırıp geliyorken edik. Küçük sohbetimizde farz namazlarını, beş vakit namazını okup o günden keyin kılınadığın zikirlerini yaklaştık. Tasbih aytış, takbir aytış. Şunindek ayetul kürsini okup, koşup dua kılışını fazla, sevabı, faydası, çok narsalarını yaklaştık. Bugün yine oşa Bamdat'ını okup bolup, kılınadığın zikirler sırasıyla kılınadığın bazıları zikirlerini esnetip otur.
Hammasi Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning o'zlari qilgan, tavsiya etgan, bizga ta'lim bergan zikrlar hisoblanadi. O'zotim va barakot o'zlarining muborak hadislaridan birida marhamat qilib aytadilarki, "Man qala dubra salatil fajri va huwa thanin rijlayhi va lam yatakallam." Kimki bomdod namozidan keyin oyog'ini bukib o'tirganicha gapirmasdan turin quyidagilarni aytsa dedilar. Quyidagilar nima? La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana shuni 10 marta aytsa dedilar Rasululloh akram alayhissalotu vassalom. Ya'ni 10 marta sanab takrorlaydi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bir rivoyatda shu va huwa ala kulli shay'in qodirdan oldin yuhyi va yumit ham bor. Ana o'shini 10 marta aytsa uni 10 ta xatosi o'chiriladi. Unga 10 ta savob yoziladi. Uning darajasi 10 marta ko'tariladi. Bir darajada turgan bo'lsa, 10 marta yuqoriga ko'tariladi. Va o'sha aytgani uning uchun kun bo'yi himoya bo'lib xizmat qiladi. Unga hech narsa o'tmaydi. Allohning himoyasida bo'ladi. Kun bo'yi. Unga gunoh ham yaqinlashmaydi, modomiki o'zi shirk keltirmagan bo'lsa deydi. O'zi nobokorlik qilib shirk keltirib olmasa, gunohlar ham yaqin kelmaydi unga. Qarang, islomning osonligini, Allohga qurbatni osonligini. Faqat o'shini aytganda nima qiladi? Ishongan holida. Qalbidan chiqarib, butun vujudi bilan Allohga berilib, mana shu davzlarni aytadi. Allohdan o'ziga ibodatga sazovor zot yo'q. La ilaha illalloh. Vahdahu la sharika la. U yolg'iz o'zi uni. Sheriki yo'q. Lahul mulk. Butun dunyoning mulki uning o'zigagina xos. Va lahul hamd. Barcha maqtovlar faqat u zotni o'ziga. U tiriltiradi, u o'ldiradi. U har bir narsaga qodirdir. Mana ma'nosi. Ana ma'nosi, ya'ni Allohni ulug'lash. U zotga hamd. U zotni barkamol sifatlari insonning qalbida o'sha bomdodni o'qib, namozda o'tirgan bo'lsa qanday o'tirib, oyog'ini yozmasdan, boshqa gapni gapirmasdan shuni 10 marta ixlos bilan aytib qo'ysa qancha mukofot? 10 ta hasanot, 10 ta gunoh kechiriladi. 10 ta hasanat yoziladi. Martabasi 10 marta darajasi ko'tariladi. Kun bo'yi u Allohning himoyasida bo'ladi. Hech narsa ta'sir qilmaydi unga. Agar o'zi shirk keltirmagan bo'lsa, gunoh ham ilashmaydi unga. Qarang, qanchalik buyuk narsa. Ana mana shu narsani hammamiz bilamiz, hozir mana o'qidim, hamma menga qo'shilib aytyapti. Yodlab bo'lganmiz. Faqat shuni joyini bilib, sevgili payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytgandek qilib, ixlosni o'rniga qo'ysak bo'ldi. Ana mashoyixlarimizning xizmati shu. Ruhiy tarbiya ustozlarining xizmatlari shu. Shuni o'rgatib, ana shu zikrlarni qilayotganda inson qalbini qanday tutadi, ixlosning darajasi qanday bo'ladi, hammasini tarbiya berishgan. Ana mana shu narsani biz doim nima qilaylik? Qilishga o'rganaylik. Kechqurun ham shu. Shu zikrni xuddi shundoq qilib shomdan keyin aytsa, kechqurgandan tong otguncha
Allah'ın himayesinde buladı. Onga günah ilişmeydi. Madami ki özü şirk keltirmese. Ana hamma narsa şu. Shuning uchun mana shu narsani mahkam tutganlar bemalol. Alhamdulillah. Ana u falon narsa ko'zimga ko'rinyapti, narsalarni ovozi eshitilyapti, falonchining oldiga borsam ichimga jin kirib qolibdi deganlar shuni qilmagan. E'tiqodlari sus. Nimadir bo'lmagan, bo'lmagan narsalarni qilib yurgan o'shlar. Hayoli ketgan o'zi. Agar Allohni desaydi, yolg'iz o'ziga suyansaydi, Rasulullohni aytganini qilgandaydi, qalbini, iymonini baquvvat qilgandaydi, ko'ziga sharpa ham ko'rinmasdi, quloqiga begona ovozlarni eshitilmasdi, jinkashni oldiga ham bormasdi, ichinga jin kirib o'tirganini ham eshitmasdi. Ana undan keyin Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari amal qilgan. Siz bilan bizga amal qilishni tavsiya qilgan sahobai ikromlar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, ulug' mashayxlarimiz amal qilgan erta va kech duolari degan duolar bor. Ertalab xos qilinadi, xuddi shu duolarni kechqurundan qilinadi. Ertalab bomdatdan keyin qilinadi, kechqurun shom namozidan keyin qilinadi. Ana o'sha Rasul akram alayhisolatu vasallamning odatlari. Asbahna va asbahal mulk billah va la havla va la quvvata illa billah. Asbahna va asbahal mulk billah. Ya'ni biz tong ottirdik. Tong otganda mulk Allohga bo'lgan holida otdi. Ya'ni butun dunyoning mulki egaligi ulug'ligi Allohga xos. Shuni tanib qo'yish kerak. Mana shu duoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlar ana ertalabda. Kech ko'rganda asbahna degani shu arabchasiga tong ottirdik degan. Kech ko'rganda shu asbahnani o'rniga amsayna deydi. Amsayna degani kech kirtirdik degani bo'ladi. Boshqa bir duoda أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم دغان دعاء بار كين دعاء دوامت كتورة بو دعاء اشو صباح مساء ارتكش دعالرن اشو باشلانش دقلدن بتاس بس İslam fitrati ile tam attırdık. Fitrat degani tabiat, hususiyat. Yani İslam tabiatı da bo'lgan holimizda. Bütün vücudumuzda İslam'ı jo qilgan holimizda tam attırdık. İhlas kelimesi ile tam attırdık. Allah'a bo'lgan ihlas. Ha? İslam'a bo'lgan ihlas. Nabi sallallohu alayhi va sallamni nima dini asosida tong ottirdik. Otamiz İbrahim alayhisalomni millati asosida tong ottirdik. Qarang, hamma narsasi ulug'vorlikni tan olib tongga qadam qo'yganligini e'tirof qilish. Bu juda ulug' narsa. Nihoyatda buyuk narsa. Mana shu duolarni yodlab olib, avvalgini ham oxirigacha, ikkinchisini ham oxirigacha yodlab olib, o'qib yurilsa, nihoyatda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Tongga kirishdan Allohning himoyasiga kirib olinadi. Kechqurun shu asbahnani o'rniga amsaynani qo'shib, Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa millat abina Ibrahim wa hanifa muslima wa makana mina mushrikin deb o'qilsa, demak ham kechqurun ham kunduzligini haligi aytgan va'dalariga ega bo'linadi. Inson go'zal tarzda bo'ladi, xayrda bo'ladi, barakada bo'ladi, yaxshilikda bo'ladi. Mana shu narsalarni
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam özleri kıgeller. Başkaları kıgen, hazır hem amma Müslümanlar şu zakir bulaman degenler, Allah subhanahu ve ta'ala'ya kurbat hasır kılaman degenler, bu rivayetlerde kegen vaadelerge erişemen degenler. Ana kılıçı yürüdü, hammasi fayda topgan, hammasi hayırga, barakaga, yaxshilikka erişken ve bundan keyin erişiladi. Bu zikirler daim tekrarlayapmiz ki, bandani Allohga bog'lab turadi. Zikir qilib shu duolarni o'qib yurgan odam doim har qanday munosabatda Allohga bog'lanib turadi. Odamlarning katta muammosi Allohga bog'lana olmaslik. Nima muammo chiqsa, hodisa bo'lsa, Allohga bog'langan bo'lmasa xato qiladi. Tasarrufi noto'g'ri bo'ladi. Allohga bog'langan demak bog'lanib turibdi, Allohning payg'ambarini gapini aytib turibdi. Ana mana shu narsa hammamizning yodimizda bo'lishi kerak. Yana bir qancha duolar bor, inshaalloh keyingi suhbatlarda o'rganib boramiz. Hozir ushbu muhtasham Serfayz masjidini qavmlariga avvaldan takrarlab yurgan mana bu demak turkum suhbatlarini eshitib yurganlarga yana takror bo'ladi gapni aytib o'tmoqchimiz. Hozir sizlar juda katta baxt saodatni ichida turibsizlar. Kunduzi roza tutyapsizlar, kechasi bedor bo'lib taroviy o'qiyapsizlar, xatm Qur'on qilyapsizlar. Sizlar Allohga eng yaqin bandalarsizlar. Başkalar yok, başkalar sizlerinin kıyken bozu silerçeliği boladı. Şimdi bugün, hazır ki lahzelerde ana şu baht, ana şu saadet, ana şu Allah'a yakınlık kurbatını en muhim bir noktasını bu saadetinde durursunlar. O ham bosa, aynı avvaleden yakşı niyet bilen başlayan hatm-ı Kur'an'ilerini tüketiş. Hozir mana xudo xolasa qorimiz yana 3 tasbihga qolgan mayda suralarni o'qiydilar. Qur'oni Karim oxiriga yetadi. Xatmi Qur'ondan keyingi duo to'xtovsiz qabul bo'lishining kafolati berilgan. Ana sizlar ana shunday bir amalni qilib savobni oxiriga yetkazyapsizlar. Yana Allohdan so'raydigan narsani so'rab olishni bu sahasında durursunlar. Maşayihlarımız aytadılar ki, dua talep yemez. Menge baht verdiği talep. Pastdaki şahsını, yukarıdaki şahsdan talebi, soru. Menge sağlık ver, menge u ver, menge bu ver deyiş, bu talep. Dua tamamen başka narsa. Dua, mu'min Müslüman bendeni bütün vücudu bilen, kalbi bilen, kalıbı, tanesi bilen, angi bilen, his duygusu bilen Allah Teala'ya yönelişidir. Bu juda büyük makam. Haliki talepten milyon marta yukarı narsa. Yani bendenin kalbi de Allah'tan başka hiç neyse kalmayı. Ana o şu hatmi Kur'an'dan keyin hemme şu halge kirişke hareket kısa. Dua kıladık var adam adetteki dua sözlerini ekledi. Lekin her kim özünü soruğunu içinde sorab dursun. Çünkü o özü bilen Rabbisinin arasındaki sır. Rabb Subhanahu ve Teala'dan başka hiç kim onu icabat kılalmaydı. Ana, o şimdi acaba emez ki köpçülüğünü şerafet eden, Hatm-ı Kur'an'ını şerafet eden, Kıyam-ı Leyl'ini şerafet eden, Ramazan-ı Şerif'ini şerafet eden kabul olmasa. Bu tecrübeden utken bol yaptı, inşallah bol edin.
Allah Subhanahu ve Teala ibadetlerimizi kabul kılgene kebe dualarımızı hem kabul eylesin. Bu Hatm-ı Kur'an'ımızı şereften ahirge yetkizip, özüge irtica kılıp, süreydigen derslerimizi Allah Subhanahu ve Teala kabul eylesin. Daima şundayı bakt saadetke tekrar tekrar erişimizde özü yardımcı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, Ya Rabbel Alemin, biz aciz bendelerin, özünün büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de, özünün üylerinden bir uy bulmuş üşbu mübarek mescidde, katta bir cemaatte, hatmi Kur'an kılıp, ahirge yetkizip, taravih namazda bedar bulup durup, özini duanı kabul buluş hakkıdaki vaadelerinden umudvar bulup durup, özün emir kılgenin de dua kırmaktamız, seni özün bu dualarımızını özün vaade kılgenin de kabul eylegin. Allah bu halkını, bu mescid kavmini, Ramazan'ını evveliden niyet bilen, ihlas bilen, bu ayda bedar buluşunu sevabıdan umudvar bulgan halde, kılıp ahirge yetkizgen hatmi Kur'anlarını dergahinde kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'ni berçemizge bu dünyada hidayet çıkırgin. Ahirette şefaat çıkırgin. Kıyamet kaim bulup hemme arasette kalgende, havf katarda türgende, Kur'an-ı Kerim kirib bularına her birini koludan işlep, Rabbisige yalbarıp, Rabbim bu benden beni okuymendip, işlemendip uykudan kogan idi. Bedar bogan idi, teşne bogan idi, ben guvahman, ben şefaatçilik veremen, bu bandenin günahını keçirdip, şefaatçiliği kabul bulup, her birilerinin kollarından yetelep cennetke apkırışını nesih kılgın. Allah, Kur'an-ı Kerim'ni hatmige bergen, beredigan sevapları yine hemmesini bularge köpeytirip bergen. Ramazan-ı Şerif'ni şerafatiden köpeytirgen, cemaatini şerafatiden köpeytirgen, mescidini şerafatiden köpeytirgen. Perverdigara, bu azizlerimiz şünçeli ihlas bulan Kur'an'ın hürmetini kıldılar. Sen bunların hürmetini kılıp, acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen. Allah hatmi Kur'an'dan keyingi dua kabul buluşdan umudvar bulup dua kılmaktamız, dualarımızını kabul eylegen. Allah, bemarlarımız var, onlarına hemmeleri gözün şifayı kamil bergen. Müşkülü varlarını müşkülünü asan eylegen. Musafiri varlarını musafirini hazır eylegen. Hacetmenlerini hacetini rava eylegen. Perverdigara, karızdarlarını karzını uzuşta uzun yardımcı bergen. İlim taraftaki ferzendlerine ilmi ledun, ilmi Rabbani bergen. Okuşlarını, okuşka kirişlerini asan eylegen. İmtihanlardan yakşı otuşlarını nasip eylegin. Allah, karızdanlarının karzını uzuşta uzun yardımcı bulgun. Ferzan taraflarına koşa koşa ferzanlarını bergin. Ferzandı varlar, oğul kızlarına duadan umudu varlığı var. Ferzanlarına parvardıkları uzun rüştü hidayet bergin. Hayır, bereke bergin. Sağ selamet, dinç, aman, unup, usup, uayagı yetişlerine. Uzunini ibadetinde sabit kadem bulup, bakhli hayatka ege buluşlarını, ata anaları, baba, mamaları, el yurtka köz kuvanç buluşlarını nasip etken. Allah kesb-i kardegi azizlerimizin berçelerini, kesblerige, karlarige bereke bergen. İşlerinin neticesi mol kol buluşunu nasip etken. Dasturhanlarını tokun saçın eylegen. Turmuşlarını faravan eylegen. Özlerini bergen nimetlerine şükürünü örnüge koyup, İbadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etken. Perverdigara berçelerini sırat-ı müstakimde berkarar kılgın. Perverdigara ularını hemmelerge iman halaveti, ibadet halavetini bergin. Daima yaksinlikte, hayır berekede berdevam buluşlarda uzun yardımcı bergin. Allah uzundan yalvarıp sorayımız, bu yerde kol katarıp, acizane uzunge iltica kılıp durgan bendelerini senden sonra mahcup olgan soruları var, sorularından afzalini bergen. Tile mahcup olgan tilekleri var, tileklerinden yaksısını bergen. Kıl mahcup olgan duaları var, dualarından alasını kabul eylegen. Berçe isteklerine, hayır berekelerine erişişlerine uzun yardımcı bergen. Allah bu güzel hatmi Kur'an'ını
xalqimizga uyushtirishda jonbozlik ko'rsatgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjidning xodimlari, hay'at a'zolari, bu xatmi Qur'onga xizmat qilgan har bir bandangni, Qur'onga qilgan xizmatlari, islomga qilgan xizmatlari, mo'min musulmon bandalaringa qilgan xizmatlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Bu azizlarimizga doimo shunday ulug' xizmatlarni qilib, buyuk ishlarni amalga oshirib, xalqimizning duosini olib, o'zini roziligini topib borishlarini nasib etgan. Alloh Ramazonni avvalgi kechalaridan boshlab xalqimizga buyuk kaloming, mo'jiz Qur'oningni harf-harf o'qib, namozda eshitilgan qorilarimizga o'zing Parvardigora xayr baraka bergan. Bu aziz qorilarimizning zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini yana ham baquvvat qilgan. Doimiy ravishda elda, yurtda, vatanda, xalqda islom nurini, Qur'on nurini taratib boradigan ulug' zotlardan bo'lishlarini nasib etgan. Alloh ularga o'xshagan qorilarimizni sonini, sifatini ziyoda qilgan. Bu aziz qorilarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Qiyomat kunida bularni dahtiravonga solib, farishtalar ko'tarib ketayotganda, odamlar bu qaysi payg'ambarlar deb so'raganda, bular o'g'lini qori qilgan, bolasini qori qilgan odamlar deb aytadigan darajaga erishtirgan. Alloh o'zingdan umidvor bo'lib, Qur'onning savobidan umidvor bo'lib, Ramazonning barakatidan umidvor bo'lib, oyni avvalidan hozirgacha bedor bo'lib, huzur halovatdan kechib, bu yerda qoyim ikki oyoqda turib Qur'on eshitgan, somi bo'lgan qavmni o'zing Parvardigora baxtli saodatli qavm qilgan. Bu azizlarimizning himmatiga himmat qo'shgin, g'ayratiga g'ayrat qo'shgin. Qilgan ibodatlarini ajrini, savobini ko'paytirib bergin, tilaklariga erishtirgin. Doimo yana shunday himmatli bo'lib borishlarini nasib etgin. Alloh yana g'azal mazonlarga bundan ham go'zal tarzda, bundan ham adadimiz ziyoda bo'lgan holda yetib kelib, bundan ham yaxshi bir Qur'on xatmlarini qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.